Herkese merhabalar arkadaşlar. GT5 PC Mod'un yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve hızlı öfkeli araçları, hızlı öfkeli moduyla birlikteyiz. İlk önce arkadaşlar size güzel bir yaptığım en iyi mallıktan bahsetmek istiyorum. 1,5 saat boyunca bu araçları tanıttığım hızlı öfkeli modunu çektim. 1,5 saatlik çektiğim videoda mikrofonun kapalı olduğunu fark ettim. Evet, evlat acısı gibi bir şeydi. 1,5 saatlik video var ama mikrofon sesi yok. Yani video çöpe gitti. Ben de baştan çekiyorum şu an. Çok güzel dejavu yaşayacağıma inanıyorum. Şimdi sıfırdan başlayalım. Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Ne madde, ne de enerji. İlk olarak Lancer evimizle başlayalım. Güzel bir haritamız var. İlk oraya gidelim. Turumuza devam edelim. Yaptığım mallık da gerçekten çok büyük bir mallık. 1,5 saat video çekmek ve mikrofonu kapalı unutmak, neyse artık çok geç. Biz arabamıza geçelim. Lancer'ımızın içi, of, adamlar yapmış, gerçekten yapmışlar. Şimdi gördüğünüz gibi çölümüze geldik. Burası hakkında konuşmaya gerek yok bile. En iyi harita modlarından biri bence. Tabi bazı hataları var. İlerleyen kısımlarına göreceksiniz, adamlar yolu yapmamış. Yolun devamı yok. Şöyle bir dakika, şu çöre girelim, bir dakika, buradan düşürmüyor değil mi? Tamam, güzel güzel, sakin. Aslında bu Lancer'ımız sokak aracı. Ben şöyle daha başka bir araç göstereyim size. Şu muydu? Aynen, o işte bu. Uçaktan atıldıkları araba. Paraşüt falan açılıyordu ya, hızlı ve öfkeli 7'deydi yanılmıyorsam. Mükemmel bir araç. İçi... Neyse tamam, içini göstermeye gerek yok. Tam çölde gitmelik bir araç yalnız. Tam off-road havasında. Bu aracın normal versiyonu da gayet güzeldir ama kendisi sağ olsun çalışmadı. Oyunu bozdu. Oyunu 10 kere çökerttim. Ama oyunun 3. çökmesinden sonra artık yadırgamamaya başladım. Böyle doğal bir şeymiş gibi. Sanki oyunu açarken hep çökmesi gerekiyormuş gibi hissettirdi sağ olsun. 10. çöküşten sonra 11. dönemde oyun açıldı. Motoru kurduktan sonra adam gibi. Sonra yadırgadım oyun niye çalışıyor diye. Çökmesine alışmışım o kadar. Sağ olsun açıldı kendisi en sonunda. Şu aracımıza bir mola verelim, bir dakika. Benim göstermek istediğim daha güzel bir araç var. Bu fragmanda görmüş olduğunuz araç. Arkadaşımız bunu Fate of Furious 8 versiyonu diye uyarlamış. GTA 5 mod sitesine atmış. İçerisinden gösterecek olursak gördüğünüz gibi direksiyonu mükemmel zaten. Şurada F8 yazıyor. Nisan 2017'de vizyona girecek işte. Vizyon tarihini falan yazıyor. Adam birebir güzel bir şekilde uyarlamış. Şimdi yolun şöyle güzel bir şakası var size. Evet, bravo. Tek şeride indi iki şeritten. Bu nedir ya? Evet, bravo. Çok güzel. Çok, evet. Gördüğünüz gibi Mazda RX-7 aracımız. Yanılmıyorsam hızlı ve öfkeli birden. Şöyle. Domumuz da var burada, domumuz. Sevgili Vin Diesel abimiz. Kendisi kendi aracıyla geçsin diye Paul Walker'ın karakter modelini değiştirdim, Vin Diesel'e aktardım. Aracın içerisi... Tamam, aracın içerisi yokmuş gibi davranın. Biz... Oğlum bu ne ya? Bu ne lan? Los Santos Belediyesi'ne sesleniyorum buradan. Şu yolları tamamlayın lütfen. Bu nedir be? Bu yolun sonu yok herhalde. Yine biz şuradan kestirmeden geçelim. Evet, bu kestirmenin de son... Lan! Bu haritanın devamı nerede? Bu ne? Burada hata var mı? Evet, burada da hata. Bravo. Biz şehre geri dönelim arkadaşlar. Harita güzel. İndirmek isteyen arkadaşlar indirebilirler. Tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Hadi. Ediyorum. Güzel güzel. Güzel. Gideri var. Bakın şu aracın otomatik spoilerına dikkat çekmek istiyorum. Oo, bu da iyiymiş ya. Bu ne lan? Aragaz. Otomatik spoiler ayrıntısını bile yapmış adamlar. Araba Edo model olduğu için, yani oyundaki bir aracın üzerine değil de sıfırdan yeni bir araç oluşturularak yapıldığı için adamlar en küçük ayrıntısına kadar düşünüp yapmışlar. Şöyle modellemeyi. Ama bayağı güzel bir mod olmuş. Araç zaten gerçek hayatta da diyecek laf yok araca. Modu da gayet güzel olmuş. Sakin. Biz şimdi bir diğer aracımıza geçelim. Ama bir diğer karakterimizle birlikte diğer aracımıza geçelim. Bir dakika. Bye, have a great time. Lan bir dakika. Bir dakika, onun plakasında cevahı... Lan adam arabayı çalmış, bir dakika.
Lan! Lan dur dur! Lan bırak arabayı! Bırak, o arabayı kullanamazsın sen. O araba patlamaz ki, bir dakika! Lan sen kimin arabasını çalıyorsun lan? İnin aşağıya. Aynen lan, benim araba bu. Adam utanmamış arabamı çal... Neredesin lan sen? Nereye gittin lan? Baga mı girdin? Hem araba çalıyorsun hem baga giriyorsun. Nasıl bir herifsin lan? Oraya nasıl girdin lan sen? Vallahi helal olsun. Neyse, hak ettiğini aldın. Hak ettiğini aldın da benim arabam nereye gitti? Ben bu arabayı süremeyecek miyim? Bir dakika ya. Sevgili Los Santoslular. Bir açın yolu. Açın yolu. Bu ne lan? Bu ne? Mitinge mi gidiyor bunlar? Bu otobüsler ne bu kadar? Sakin. Hakikaten bayağı otobüs var be. Şuradan bir aradan geçersek Isuzu, bak yine geldin karşıma, yürü git. Şöyle gayet şöyle rahat bir şekilde gezelim biz. Hatta şöyle geçmişken, hazır çarpmıyorken bir diğer aracımıza geçelim sapasağlam. Yoksa bunun sonu kötü bitecek. Bir dakika, sakin olun. Bir yere çarpmadan şu yolun sonunu görmek istiyorum arkadaşlar. Yol verin. Yol verin, rica ediyorum. Sakin olalım. 30'u geçmeyelim. Bakın şehir için 50'yi geçmeyelim. Tamam, sakin. Ben şurada diğer aracımıza geçeyim. Lan hayır, köpeği ezme! Köpeği ezme! Tamam. Yürü git lan sen de. Lan ezileceksin, yürü git! Oh be. Bu sevgili domun bir aracı. İçerisini direkt göstereyim şöyle. İçerisi klasik tasarım. Klasik Amerikan arabalarından. Amerikan muscle'lardan. Bayağı at gibi araba. Diğerlerinin yanına biraz sönük ama bravo. Amerikan aracı severler için birebir güzel bir araç bence. Diğer aracımıza geçelim bundan fazla bekletmeden. Pek bir şakası yok. Hatta hazır buradayken onun yanına gidelim. Adamın kafası evet, araçtan çıkıyor. Bravo. Neyse. Bu arabanın modunu mod yapımcısı arkadaşa zorla yaptırmışlar gibi bir his var içimde. Sakin sakin. Evet, kendisi tamam. En azından gittiğine şükretmek lazım bence. Tamam, sakin. Güzel güzel. Neyse, tamam. Çok çok güzel bir araç ya. Bu araba var ya, bu araba efsane. 1995 kasa mıydı bu? 1995 kasa olması lazım herhalde. Pek o konuda bir... La el hareket çekme lan! Vallahi tararım seni ha. Yürük lan! Terbiyesiz. Şunun handling ayarlarını çok merak ettim ben. Bir dakika. Sakin. Ben niye araba süremiyorum? Bir dakika ya. Çok kötü hissettim kendimi. Bir dakika. Video kapalı olunca sürebiliyorum ama. Sakin. Şuradan bir güzel bir yola çıkabilirsek, bu nedir be? Şöyle şimdi ana yolda deneyelim. Bakalım arabanın hakkını verebiliyor muyuz? Araba biraz fazla mı savruluyor ne? Yok, o kadar değil ya. İşte bu. Sonunda düzgün bir şey yapabildim. Şu aralardan da sapasağlam geçebilirsek. Sakin. Tamam, neyse. Bu aracın handling ayarları diğerlerine göre daha iyiymiş ama, onu fark ettim. En azından adam gibi sürebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine çarparım bir yere. Yok, çarpmayacağım. Bu sefer çarpmayacağım. Oo, işte bu. Şu yolumuza da... Hayır, yapma onu, yapma. Bravo. Şuradan bir düz yola çıkalım. Fazla. Aslında burada tam şeyi almak lazımdı. Tokyo Drift'teki Mazda'yı almak lazımdı. Neyse, bundan sonra da onu gösteririm. Zaten son iki aracımız kaldı herhalde. Onlar yine serinin efsane filmlerindeki araçlar. Evet, gördüğünüz gibi Han'ın Mazda'sı. Kendisi bu araçlarla takla atıp öteki tarafı boylasa da sevgili Jason abimiz sağ olsun. Ki Jason abinin de şu an bu arabayı sürmesi çok manidar oldu. Neyse. Bu araba felslerin üzerine kuruluyor. Oyundaki çakma Mercedes desem herhalde gözünüzün önünde canlanır. O yüzden biraz fazla oynak. Handling ayarları biraz değişik kendisinin. Ama iyi yani, drift yapmak için iyi. Benim için iyi olmasa da. Hatta şöyle bir dakika, şurada bir şöyle gösterelim. Tamam, sakin. Dayı. Ya bak, hemen var ya. Lan. Sen niye çarpıyorsun lan bana? Ha? Gel hadi gel. Gel. Adam akıllı ol lan. Ha, bana atış ediyor. Sen kime atış ediyorsun lan? Hadi gel lan. Come on. Adam böyle öldürürler diyecektim, bir dakika, sakin. Sakin. Oğlum niye ölüme kafa atmaya geliyorsunuz? Sakin olun. Bu arabanın hakkını vermek için saati de geç yapalım. Şöyle. O, bu da iyiymiş abi. Tam şey, Forza Horizon havasında, bir dakika. Şöyle geç saatte diyeceğim, bir şey gözükmeyecek. O yüzden daha deminki saat, aynen bu saat çok iyi. Tam böyle şu an Tokyo'dayız. Tokyo'nun ovalarında geziyoruz.
Evet, ben son bir aracımızın kaldığını düşünüyordum ki bir baktım 3 tane aracımız kalmış. Burada gördüğünüz gibi Subaru'muz var ki videonun başında da vardı bu araç. Burada Silvia'mız var, Nissan Silvia olması lazım. Mona Lisa da diyorlar yanılmıyorsam kendisine. Burada da Mitsubishi Eclipse'imiz var. Gayet güzel arabalar kendileri. Bu yanılmıyorsam birinci filmden. Bu Tokyo'dan olması lazım. Bu da dördüncü filmde miydi? Orasını unuttum. Orasını bir mazur görün. Bilen arkadaşlar hatırlatırlar. Şimdi ilk hangisine binelim bakalım. İlk Eclipse'imize binelim. Biraz sade olmuş araba. Kutu gibi sanki. Oyuncak araba gibi his veriyor biraz. Sakin ol, bir dakika, bir dur, sallanma. Handling ayarları anlayacağınız gibi patates biraz. Bir farlarına bakalım. O farları iyi yapmışlar. Önden bakalım. Tamam, farlarının gideri var. O Ford MK neydi ya? Onun farları bildiğiniz floransal. O kadar araba modu indirdiğimi ben bile bilmiyordum. Bayağı indirmişim. Ki oyunun bozulması normalmiş buna rağmen. İyi dayanmış. Şuradan şu araçları da solladıktan sonra bir diğer aracımıza geçelim. Böyle hızlı hızlı tanıtmaya çalıştığıma bakmayın arkadaşlar. Normalde tadını çıkararak tanıtmak isterim ama videonun gereksiz derecede uzun olmasını istemiyorum. Biraz tadını da bırakıp arabaları size göstermek istiyorum sadece. Şöyle bir dakika. Şu güzel göl manzarasında tamam sakin. Bir şey yok, bir şey yok. Ben bir şey görmedim. Sıkıntı yok. Şöyle güzel manzarada. Sevgili traktörlerle birlikte. Şuraya çıkabilirsek sağ bir şekilde. Bravo. Ben bir şey yapmadım. Şimdi son iki aracımızdan biri olan Nissan Silvia'mızdayız. Sevgili Mona Lisa'mızdayız. Jason Statham abimizle birlikte. Modellemesinde biraz hata var herhalde. Çünkü modifiye fazla yapılmıyor. Lastikler bilerek mi böyle ayarlanmış? Herhalde bilerek ayarlanmış. Renkleri farklı. Biraz da kamber verilmiş lastiklere. Kamberli bir araç kendisi. Güzel olmuş bence. Lastikler sağlam dönüyorsa sıkıntı yoktur. Ki sağlam dönüyor. Bravo. Ben iyice sahibinden.com'da araç satanlara benzedim. Doktordan temiz az kullanılmış. Ne benim de gel. Gel hadi gel. Gel vallahi seni var ya seni bir dakika. Seni jopla döverim. Seni jopla döverim. Es şunu es. Kafana indiririm senin. Şöyle arabanın kendi doğal habitatına geçirelim arabayı. Sakin ol bir. Bir araba kaktüse çarptı diye takla mı atar be? Tamam neyse. Biz toprak yolumuzla güzel güzel devam edelim. Şöyle. Hatta şu manzara eşliğinde ben artık sonuncu arabayı da tanıttığıma göre yavaştan huzurlarınızdan ayrılabilirim. Şuraya çekelim güzel bir şekilde arkadaşlar arabamızı. Yavaş. Yavaş. Evet. Tam bir kazmayım. Ben kamyon şoförüyüm arkadaşlar. Bana kamyon getirin. Tamam şöyle. Oo manzara iyiymiş ha. Bu koltukların SRT yazısı bilerek mi parlıyor acaba? Neyse tamam. Evet Subaru'muzu da tanıttığımıza göre şöyle rally'den kopmuş gelmiş aracımızı. Sevgili Jason Statham abimiz, Subaru'muz ve güzel manzara eşinde videoyu noktalamadan önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Videoda dediğim gibi tekrardan hatırlatayım. Modları indirmek isteyen arkadaşların açıklama kısmına bakması yeterli olacak. Ve son bir sanal reklam uygulaması, reklam yapalım. Arkadaşlar, Facebook sayfamıza bakabilirsiniz hangi videonun ne zaman geleceğiyle ilgili. Özellikle Tofaş yarısıyla ilgili soruları orada cevaplıyorum çoğu zaman. Oraya bakmanız yeterli olacaktır. Böyle yani, evet. Kendi reklamımızı da yaptığımıza göre. Şimdilik bu kadar. Başka videolarla görüşmek üzere. Hepinize güle güle. House killing, digging up in the dome, and they got a wrong man. Y'all think really, really in front of me with that jury. Gonna get buried, number one like a penny. Run it up in my shit, smelling my pen, they killing me like I'm Kenny. I'm stabbing a face and I'm capping a case, embarrassed. Now I'm feeling dirty, cracking a safe, attacking a base like Paris. Bitch, you always turning up in the prison. You coming to bricks and you want to resolve, and I'm pumping the flow. Up in the kiss and you coming to chicks, and you gotta dissolve when you come on the flow.